Brand Week Live'ın YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu sefer size Danla Bilic'i getirdik. Danla hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasıl gidiyor Brand Week? Nasıl geçiyor ilk izlenimler için? Daha demin bir konuşmadaydınız çünkü. Evet, daha az önce bir konuşmadan çıktım. Çok güzel bence. Çok güzel bir platform diyeyim. Güzel, çok beğendim. İyi deyip böyle okey falan. Peki şimdi daha gerçi çok ayağın tozu da getirdik şu anda. O yüzden birazcık soluklandıracağız. Birazcık böyle çok darlamaya ama şeyleri merak ediyorum. Yani şimdi zaten orada bolca konuştunuz ama tutup böyle yapmayacağım sıkıcı sıkıcı. Bu işte çok para var mı diye girmeyeceğim o konuya. Hiç merak etme. Daha çok hani şimdi şöyle bir noktadasın. Hem kendi markanı çıkartıyorsun hem markalarla çok bir araya geldiniz bir ara. Madem Brand Week'teyiz birazcık oralardan da bahsedelim istiyorum açıkçası. Ondan sonra YouTube'un daha eğlenceli, daha böyle free format koşturabileceğimiz yerlere de gelmek daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Yani nasıl bir konumlandırma yapıyorsun kendini? Hem bir markasın ya da oluyorsun en azından, ilerliyorsun emin adımlarla. Bir de diğer markalarla çalışıyorsun evet. Bir yandan da ve bambaşka bir platformda bambaşka bir noktaya geliyor olaylar. Nasıl bunu peki handle ediyorsunuz? Yani o ayarını nasıl tutturuyorsunuz? Ve yani bir ufak bir marka olma yolculuğunu dinleyelim. Çünkü her YouTube kanalı bunu yapamıyor. Yani hani büyük başarı aslında. Yani az önce konuşmada da söyledim. Benim en büyük hayalim bir kozmetik markamın olmasıydı. Sadece zamanını bekliyorduk. Ne zaman olur. Zamanı geldiğinde başladık. Rengidir, dokusudur, yapısıdır, hepsinin üzerine çalışıldı vesaire. Uğraştığımız için güzel bir sonuç aldık. Şu an çok güzel gidiyor. Çok güzel bir marka olma yolunda ilerliyorum gibi bence. Aynı zamanda evet markalarla da çalışıyorum. Onlarla da aram gayet iyi falan. Abiniz olsun falan diye. Etkime güveniyorum o konuda. Hani etkimin çok büyük olduğunu markalar da görüyor zaten çalıştığım markalar. Şu anlık güzel gidiyor. Yani o influencer marketing dediğimiz olay aslında gerçekten çalışıyor diyebilir miyiz? Evet. Senin açından. Evet. Yani. Çalışıyor. Bize karlı falan. Yani benim şu ana kadar çalıştığım hiçbir marka benimle sadece bir kereliğine çalışmadı. Hani etkinden çok memnun oldukları için hep 2, 3, 4, 5, 6, 7 bile gördüğüm markalar oldu. O yüzden o konuda güzel gidiyor bizim şu anlık etkin. Yani en azından daha overlap etmediler üzerine gibi görünüyor sanırım. Yani overlap etmek falan. Yani evet etmediler. Daha çakışmadılar herhalde. Değil mi? Devam ediyormuşum. İşte interestleriniz diye yok. O ağzı bırakacağız bugün. Daha güzel, daha keyifli geçiyor. Bunun hakkında video çekmiştim hatta en son 2 hafta önce. Plaza İngilizce. Plaza, evet. Bazı şirketlerde çok güzel bir şey yapıyorlar bu arada. Hoşuna gelebileceğini düşünüyorum. Toplantılarda İngilizce kelime kullanırsan 1 lira atıyorsun ya da 5 lira atıyorsun kumbaraya. O kumbarayla okullara kitaplık açıyorlar mesela. Çok mantıklı, hoşuma giden harika. Bir tanesi açıkçası. Peki daha eğlenceli kısımlara geçelim mi birazcık? Hani çünkü biraz hayatın yani bizim YouTube'da gördüğümüz Danla'yla. Normal hayattaki Danla'ya o kadar sürekli öyle bir şey o kadar hype değilsin tabii ki de yani normal. Evet sürekli çemkiren bir kız değilim tabii ki ama içimdeki kız orada çıkıyor. Bir tatlı bir tık oraya doğru kayıyor diyorsun. Evet yani. Aslında o zaman bunu birazcık kontrol altına alıp en doğru şekilde. Hatta bazen diyorlar bana ne kadar sakinmişsin falan. Ne yapayım sokakta bağırarak mı dolaşayım hani sen sus sen şöyle yapma falan diye dolaşamayacağım için daha sakin buluyorlar normalde. Yani zaten hep o şeydir ya bir de sürekli öyle nasıl öyle olabilirsin evet. Sürekli yani hani. Manik depresif olman gerekiyor herhalde ki onda bile muhtemelen depresif kısımlar birazcık düşmeli insanlar yani. O yüzden genelde sakin buluyorlar beni. Peki. Başka bir şey birazcık daha ilerleyelim bu noktada. Şimdi YouTube'da bir senedir aslında değil mi? Evet daha bir sene oldu. Peki bu nasıl bir durum? Yani şöyle bir söyleyeceğim. Bu birazcık şey oluyor mu ya? Adamlar yıllardır bu işi yapıyorlar ve ben hani bir sene geldim tozunu attırdım ve gidiyorum ve devam ediyorum. Yani yalan olmasın. İster istemez öyle bir gurur söz konusu. Şu divayı bir ortaya çıkartalım. Biraz, yani var o biraz. Tabii gururlanıyorum kendimde. Yalan değil. Evet. Çünkü hani bir anda oldu. Bir anda çok büyüdü. O yüzden yalan söylemeyeceğim ya. Yani. Söyleme zaten. YouTube'un en güzel kısmı da organik olması ya mesela plastik bir şey koyarsan kim izleyiciler fark ediyor. Bir şey. Herkes gururlanır hani yok ya falan hani. Peki sence bu şimdi çok güzel bir zıplama kat ettin. Devamında neler olacak yani? Abi nasıl? Fotoğrafları çok aradın mı ya? Sağ Orkun. Sen de birazdan yapacağız ama istersen. Yok, trolleme şeyimizi. Biliyorsunuz Orkun'un şeyleri vardır hep mesela canlı yayın trolledim hebele hübele diye. Bayağı kıskanç geldi şuraya. Evet ben çok kıskanç. Geldi aslında yani. Ama daha seninle konuşacağız merak etme. Beni de başkası güvenlik falan diye değil mi böyle? Secure. Çoraplar abi YouTube'a abi. Uygun. YouTube stage'deyiz çünkü bugün biliyorsun. Zaten bugün YouTube stage'deydiniz. Sen hep yakışıklısın. Ben hep tokatlıyorum seni. Boy çalıyor şu an farkında mısın bu arada? Alışkınım ben böyle kıskançlıklara, evet. Çekememezliklere. Çok... Danla'yı çok beğeniyorum. Peki o zaman Danla'ya görüyorsun bak sana daha uzatacaktık. Teşekkür ettirtiyor bana haberin olsun. Yoksa oradan göz kırptın da beni kurtar bu çocuktan mı dedin? Hiç öyle bir şey yapar mı? Arkamda bir şey yaptınız aşk mı? Aşk olsun. Değil mi? Bak oradan bir kamera aramızı açmaya çalışıyor bence birazcık. Peki o zaman şimdi Danla Bilic'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Orkun'a devam edeceğiz zaten. Kolay gelsin.
gelsin diyorum ve gidiyorum. Allah, o...